oldu? Yok, ben tutarım. Şimdi 99 depremini ailesiyle birlikte yaşamış bir insanım. Elbette o depremde henüz kaç aylık iktidardınız? 3 aylık iktidarın Bayındırlık Bakanı olan Sayın Koray Aydın da yanımızda. Yani depremzedeyim. O deprem felaketinde nasıl çalışıldığını, nasıl çalışılması gerektiğini ortaya koyan Sayın Bakanımızla beraber biz 72 saat sonra bütün, yani depremden zarar gören bütün il ve ilçeleri dolaştık. Bu arada burada bulunan Hazirun'un tamamı ve oturamayan, ayakta duran arkadaşlarımız dahil her biri de gruplar halinde aynı gün deprem oldu. Biz 5.30'da Uğur Poyraz, 9.30'da Ümit Dikbayır, 11'de Dursun Ataş gibi ne kadar milletvekili, Bedri Yaşar gibi, Rıdvan Uz gibi, arkada Uğurhan Tiryaki gibi, yani isim bir tamamı, 37 milletvekilimizin tamamı, başkanlık divanının tamamı, yardımcıların tamamı, il başkanımız derken herkes sahaya gitti ve oradan geri bildirimler başladı. Bizim işte Ümit Özdağ'ı görüyorum. Onunla herkes çalıştı ve orada çalışırken kesinlikle oculuk buculuk yapmadan çalışıldı. Ve biz devletin tırnak içi, devletin kurumlarının yani iktidarın yapması gereken işleri de iktidara ilettik. AFAD'la ilgiliyse AFAD'a ilettik. İşte ilgili bakanlık hangisiyse ona ilettik. Bizim hedefimiz bir kişinin canının kurtarılması için ne gerekiyorsa yapmak üzerineydi ve ona devam ettik. Bu gezdiğimiz hiçbir yerde rozet takmadık. Ben takmadım, arkadaşlarım da rozet takmadı. Şimdi ikinci turda rozetimle geziyorum çünkü 14 Mayıs'ta bir seçim var. İster deprem bölgesi, ister deprem bölgesi dışında kalan her bir alanda yaşayan her bir yurttaşımız bir karar verecek. Şimdi dolayısıyla ilk gördüğümüz manzara gerçekten büyük bir afetti. Ama beceriksizlikler yüzünden, hazırlık edilmemesi yüzünden, doğru dürüst bir koordinasyonun yapılamaması, bütün bunların neticesinde ciddiyetsizliğin, liyakatsizliğin somut bir hali olarak hızlı organize olamamanın getirdiği bir sonuç, yani büyük afet, asrın afeti diyebiliriz adına ama asrın felaketine insan eliyle, iktidar eliyle dönüştü. Şimdi bunu niye söylüyorum? Mesela o sabah Sayın Erdoğan saat 8'de, en geç 8'de bütün partilerin genel başkanlarını toplayaydı, fikirlerimizi alaydı, birleştiren, bir araya getiren, gücü birleştiren, imkanları birleştiren bir tutum alsaydı çok daha hızlı ayağa kalkardık. Mesela bütün belediye başkanlarını, yani bu Millet İttifakı'nın öbürü Cumhur İttifakı'nın demeden, şu siyasi partinin bu öbür siyasi partinin demeden, devletin imkanlarıyla, devletin kurumlarının imkanlarını iktidar yönetir. Siz seçersiniz, iktidarı yönetmek için oraya koyarsınız. Oradaki görev böyle durumlarda ayrıştırmamak üzerinedir. Düşmanlaştırmamak üzerinedir. Dolayısıyla Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere bütün büyükşehir belediye başkanlarını ister Cumhur'un ister Millet İttifakı'nın olsun bir araya toplar ve birbirinizle dayanışma içinde merkezi bütçenin imkanlarını şöyle kullanacağız, sizin imkanlarınızla böyle kullanacağız diyerek iki imkanı yan yana getirebilseydi gene çok hızlı bir toparlanma, çok hızlı bir organize olma hali olurdu. Yani afet felakete dönüşmeyebilirdi. Şimdi ben ilk geldiğimde gördüklerimin üzerine bugün gördüklerim gerçekten samimiyetle söylüyorum, bir deprem zede olarak söylüyorum. Gerçekten gözümü, yani göğsümü kabarttı, kendimi çok iyi hissettirdi. Çünkü felaket yaşayanlar, afet yaşayanlar, buna maruz kalanlar o dönemi unuttuğunu zanneder ama ilk tetiklenmede ortaya çıkar. Şimdi
Mesela bunu iktidarın yapması gerekiyordu. Belediyelerin yapması gereken iş başka. Ama el ele tutuşulduğu zaman bu imkanlar artarak gider. Yani 1 milyon lirası birinin varsa, 1 milyon lirası da birinin varsa bu 1 milyon lirayı yan yana getirdiğinizde 2 milyon lira eder. Öbürü ayrı harcar, öbürü ayrı harcarsa ikisi de 1 milyon lira olur. Dolayısıyla o gün mesela Gölcük depreminde o gün yola çıkıldı. 40 gün sonra o zaman prefabrik evlerdi. Prefabrik evler yapıldı. Aynı şekilde bu çadır kent gibi, şu anda çadır kentte gördüğümüz gibi altyapısı yapıldı. Gerekli her şey yapıldı. Ben Kocaeli'nden bahsediyorum. Dışarı çıkmadım çünkü. Ve Kocaeli'nde 40 gün sonra depremzedeler, evi yıkılmış olanlar o prefabrik evlere girdiler. Elektriği vardı, suyu vardı, mutfağı vardı, banyosu, tuvaleti vardı. Ve aynı zamanda o bulunan arsalar, o yerler yarına yönelik de konut yapılabilecek altyapısı hazırlanmış yerler haline getirildi. Bir yıl ve 1,5-2 yıl arasında değişen ama en acil olanlar 1 yıl içerisinde kalıcı konutlara girildi. Ama bu nasıl yapıldı biliyor musunuz? Kocaeli'nde ben Doğru Yol Partisi milletvekiliydim. Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti iktidarı vardı. DSP'nin iktidarı vardı. Kocaeli'den sorumlu devlet bakanı Hasan Gemici beyefendiydi. Her sabah 9-9.30 arası bir toplantı yapar. Bütün siyasi partilerin milletvekilleri oraya gelir. Buna Refah Fazilet Partisi olmuştu o zaman. Fazilet Partisi'nin milletvekilleri de dahil. Genellikle Sayın Osman Pepe katılırdı. Ben Doğru Yol Partisi'nin milletvekili. Biz muhalefetiz o zaman. Katılırız. Ve herkes bir görev alır. Mesela daha kadınlar benimle tek kadın milletvekiliydim. Daha rahat konuştuğu için kadınların ağırlıkta olduğu, onların dertlerinin dinlenmesi gereken köy gibi daha kadın ağırlıklı bölgelere ben giderdim. Aldığım bilgileri getirirdim ertesi sabaha ve o hükümetin ilgili bakanlıkları eldeki imkanlarla yaparlardı. Ne demek istiyorum? Birlikten kuvvet doğar. Ama Sayın Başkanım, Allah 1000 kere razı olsun bu yaptığınız hizmetlerden. Gösterdiniz ki organizasyon nasıl olur, devlet ciddiyeti nasıl olur, liyakatle çalışmak nasıl olur. Ama bunu tek başınıza, kendi imkanlarınızla sürdüremezsiniz. Burada devletin kurumları devreye girmek zorundadır. Şimdi ben sizin Ankara'daki Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan gelmiş depremzedeleri ağırladığınız merkezi Sayın Adnan Beker'in organizasyonuyla ziyaret ettim. Günde harcanan, yani sizin tarafınızdan, belediye tarafından ortaya konan sadece suyun miktarına baktığımız zaman tek başınıza belediye olarak bu kadar meseleyi bu imkanlarla sürdürmeniz mümkün değil. Dolayısıyla buradan sizin aracılığınızla, basın mensuplarımızın aracılığıyla bir tecrübeyi paylaşıp Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çok şiddetli bir depremde, şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Gelin bu saatten sonra bu ayrışmayı ortadan kaldırın. Merkezi hükümetin bütçesiyle belediyelerin imkanlarını yan yana getirerek vatandaşa hizmet edin. Bakın biz o sabah demin anlattım arkadaşlarım. Sonra ben talimat verdim. Burak Akburak başkanlığında bir afet koordinasyon merkezi kurduk. O merkezde vatandaşlarımızın hepsi bizim cebimizden değil. Biz de imkanlarımızı koyduk ama yetmiyor. Vatandaşlarımızın imkanıyla kaç tır oldu? 656 tır gönderdik. Ulaşmasını sağladık. Ve sonuç itibariyle onlar vatandaşlarımızın. Biz bir siyasi parti olmaktan çıktık. Çok büyük bir STK haline döndük. Çünkü birçok şeye şüphe vardı. Bu yolsuzluklar sebebiyle, yanlışlıklar sebebiyle, işte daha sonra ortaya çıkan Kızılay'ın çadır satması sebebiyle gibi konularla sıradan vatandaşların yardım etmek istediği ama yer bulamadığı bir ortamda biz bir STK gibi çalıştık. Evet, 656 tır gitmiş. Başka kaç tane konteyner sağladınız?
254 konteyner sağlamışız. Bakın bunlar bizim, tamamı bizim cebimizden değil. Vatandaşlarımızın talip olmasıyla bize güvendikleri için ilettikleri yardımlar bunlar. Ama artık vatandaşlarımızın da nefes kesiliyor. Tekrar söylüyorum, 99'u yaşamış bir depremzede olarak söylüyorum. O şehrin bir milletvekili olarak söylüyorum. O şehrin muhalefet milletvekili olarak söylüyorum. Güçler birleştirilmediği takdirde, ekonomi birleştirilmediği takdirde bu işin altından kalkmak zorlaşır. Dolayısıyla ya bu arkadaşlar, işte şimdi sesleniyorum Sayın Erdoğan, bırakın artık şu şuculuk buculuk işlerini. Seçime yönelik ayrıştırmadan zararlı çıkacaksınız. Dolayısıyla ama bu arada 2 aylık bir süreç içerisinde bu vatandaş acı çekecek. Sadece belediyelerimizin neyi var neyi yokla bu işin yürütülmesi imkansız. Yapacaklar elbette. Mansur Başkan yapacak. Ekrem Başkan yapacak. Evet, yapacaklar. Vatandaşımız yapmaya gayret edecek ama ekonominin bu kadar berbat olduğu bir süreçte o insanların da bu işi sürdürmesi çok zor. Onun için şu 2 ayda bu insanları acı çektirmeyin. Seçim bir rekabet ortamıdır. Ben daha hizmet edeceğim, sen daha hizmet edeceksin. Benim projem budur, senin projem budur üzerinden yapılacak bir rekabettir. Seçmenin veli nimet olduğu bir rekabettir. Seçmenin gönül rahatlığıyla sen biraz dinlen, şimdi sen biraz yola çık dediği, demesi gerektiği bir rekabet ortamıdır. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Ama bu kafada gidecekseniz size söyleyeyim. Bu kafada gidin askere, tez alırsınız tezkere. Ve bu çerçeve içerisinde ben milletimizin bütün kayıplar için başsağlığı diliyorum. Bütün yaralı arkadaşlarımıza, kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Ve inşallah Allah bir daha böyle afetlerle bizleri sınamasın. Hele böyle bir iktidarla hiç sınamasın diyorum ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun başkanım. Allah 1000 kere razı olsun. İyi ki abimizsiniz. Sağ olun.